Bela bayanlar selamlar. Yeni bir projeyle daha karşınızdayım. Fakat bu proje normal diğer incelediğim projelere göre birazcık daha farklı. İncelemesi de birazcık daha farklı olacak. Bu sefer gerçekten bir oyuna bakacağız. Evet, oyun gibi çıkacak. Ve bu yüzden de şu anda white paper yok örneğin. İncelemelerimizi normalde white paper üstünden yaparken bu sefer yapamayacağız. Gibi gibi bazı değişiklikler olacak. Neyse, şimdi gelin detaylı bir şekilde incelememize geçelim. Biraz önce başlangıçta ne demiştim arkadaşlar? White paper yok demiştik. O yüzden nereden yapacağız? Sadece web sitesi üstünden size oyunu göstereceğim. Oyunla ilgili detayları anlatacağım. Ve oynanış videosundan da evet gerçekten bu oyuna benziyor diyeceksiniz. Siz de zaten görünce. Oyunumuz ARPG diye geçiyor. Hatta web sitesini incelemeden önce arkaya birazcık böyle oyunla ilgili kısmı koyayım şimdi. Oynanışını bir bakalım birlikte. Daha sonrasında normal web sitesinden incelemeye geçeriz detaylı kısımlara. Hemen baktığımızda normal karakterlerimiz olacak arkadaşlar. Birden fazla karakterle oynayabileceksiniz oyunu. Oyunu bu arada normal arkadaşlarınızla da oynayabileceksiniz. Lobby kurulacak ve 3 kişiye kadar birlikte oynayabileceksiniz. Oyun ekranı yüklendiğinde de oyunda hemen karşınıza bu Hades oynadınız mı bilmiyorum. Yine roguelike şeklinde olan farklı bir oyundu. Karşınıza sürekli bazı seçenekler çıkacak ve bu seçenekleri, özellikleri seçtiğinizde de karakterinizin bazı özellikleri artacak. Buradaki stratejiyi siz belirleyeceksiniz. Önünüze de çıkan yaratıkları bu şekilde öldürüyorsunuz. Space'e de dodge atabiliyorsunuz ve skill'leriniz doluyor. Bölümde haritada oluşan tüm yaratıkları kestikten sonra da bir sonraki haritaya, bir sonraki bölüme geçebiliyorsunuz ve yaratıkların çeşitleri artıyor. Şu anda gördüğünüz üzere range yaratıklar daha fazla arkadaşlar uzaktan vurmaya başladılar. En sonunda da doğal olarak ne olacak? Daha doğrusu en sona geçmeden önce yine bak gördüğünüz gibi karşımıza bir taş çıktı ve buradan bir tane özelliği seçebiliyoruz. 3 tanesinin arasında karakterimizi sürekli geliştiriyoruz ve sonraki odaya geçtiğimizde de sonraki odayı yine temizlememiz gerekiyor. Hades'in aynısı gibi arkadaşlar. Bu sefer ama nerede geçiyor? Hades'in normalde Yunan mitolojisinde eski dünyada antik dünyada oynarken, yer altında oynarken daha doğrusu cehennemden çıkmaya çalışırken burada da tam tersine daha ileriki bir dünyada oynuyoruz. Ve yine haritayı temizledik. Yine karşımıza bazı özellikler çıktı. Onları seçtik ve bu şekilde devam ediyoruz. Evet, oyunun genel mantığını zaten görmüşsünüzdür arkadaşlar. Gelin şimdi bir de web sitesinden bakalım. Web sitesine hemen girdiğimizde arkadaşlar sol tarafta features çıkıyor. Fakat bu features kısmını ben anlayamadım. Evet, güzel bir şey yapmaya çalışmışlar bu şekilde hareketli dönen bir şeyler ama üstüne tıkladığımızda bizi gerekli bölümlere gönderiyor. Ama örneğin şuradan hemen şuna tıkladığımızda ne yapacak? Yanda bir açıklaması çıkıyor fakat oyunun hala ne açıklaması olduğunu bilmiyorum. Neyse biz geçelim ikinci kısma. İkinci kısımda da arkadaşlar şimdi bize bazı özelliklerden bahsediyor. Ne özellikleri? Retainer Academy oyunu indirebileceğin yer. İki tane platform şeklinde yapmışlar. Bir mythicprotocol.com. Örneğin download game'i tıkladığımızda yeni açılan kısımda Retainer Academy'ye bize yönlendiriyor. Registered Play dediğimizde de Mythic XYZ. Burası normalde Mythic XYZ bizim dashboard'umuz olacak. Buradan hem üyelik açabiliyorsunuz arkadaşlar hem oyunu indirebiliyorsunuz. Özetle burası dashboard'umuz. Repository. Evet. Story mi? Story konuşamadım. Neyse. Bu bölümde başka oyuncuların ve sizin yani tüm oyuncuların tüm istatistiklerinin yer aldığı yer. Bu ne amaçla kullanılacak ben de bilmiyorum. Neyse biz bir sonrakine geçelim. Protocol Zero arkadaşlar. Projenin en başından itibaren yer alanlara aslında bir gönderme. Zero zaten onun göndermesini yapıyor. Ve bazı ödüller dağıtılacaklar. Hatta bu dağıtılacak ödüller NFT olacak. Madalyon da bunlardan bir tanesi. Mythic Protocol'un ilk NFT'si arkadaşlar. Topluluğa ilk katılanlara, Early Community Members zaten yazıyor. Ve katkıda bulunanlara dağıtılacak bir NFT. Ha, ileride proje değerlenirse doğal olarak bu da değerlenir. Bayağı değerlenir hatta. Neyse. Geçelim şimdi diğer kısma. Neydi? Asset Collection arkadaşlar. Biraz önce neyi incelemiştik? Şuradan başlayalım. Madalyonu incelemiştik zaten. Sonra Metamitic Object var. Bundan da hop yanlış yere tıkladık yine. Eski yerimize geri dönelim. Bundan da arkadaşlar şuradaki Metamitic Object'ten de toplamda 8888 tane olacak. Avatars kısmında hemen Mythic Universe'a bakalım. Burada hikayesini anlatıyor arkadaşlar. İşte 4 tane yine 4 tane yine birlik olacak. Bit Emporium, Kutotus, okunması da zor kelimeler seçmişler. Naga Society ve Interregnum diye hikayesini geçiyorum. Aşağıda zaten oynanışla ilgili yine kendi tanıtımları var. Action Shooter RPG diyorlar. Normal skill'lerinizi geliştirebiliyorsunuz ve multiplayer oynayabiliyorsunuz demiştik. 3 kişiye kadar oynayabileceksiniz arkadaşlar.
Ve diğer kısımda da takımla ilgili bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Direkt isterseniz üstüne tıklayıp LinkedIn'e gidin derseniz LinkedIn'de neleri başarmışlar görebilirsiniz. Ve diğer kısımda da arkadaşlar yine burada bazı bilgi edinebileceğiniz yerler var. En sık sorulan sorulara örneğin bakarsak tipik sorular vardır. Neden blockchain vesaire gibi temel merak ettiğiniz şeylerin cevabını da buradan ulaşabilirsiniz. Ana siteden devam edecek olursak da bir de trailer videosu var fakat bunu es geçiyorum. Sneak peeklerde buradan bakabilirsiniz. Oyunun oynanışı ile ilgili merak ettiğiniz kısımların videosunu izleyebilirsiniz. Ve en aşağıda roadmap var fakat roadmap'te çok fazla detaylı bilgiye yine ulaşamadım arkadaşlar. Üçüncü çeyrek tamamlanmış ama sitede galiba bunu düzeltmemişler. Örneğin Retainer Academy başladı, açıldı. Bu tamamlanmış bir şekilde arkadaşlar. Önemli olan şurası. Fakat Undisclosed, buradaki Redacted, Ganymede, Anthology ve oyunun ne zaman çıkacağı vesaire gibi esas önemli kısımlar, NFT ne olacak, ne zaman bitecek, bunlarla ilgili maalesef şu anda bilgiler yok arkadaşlar. Evet, bir sürü şeyi bilmiyoruz, bilmiyoruz, bilmiyoruz dedik ama bildiğimizde bir şey var arkadaşlar. Öncelikle ne? G4FF ile bir anlaşmaları var, bir partnerlikleri oldu arkadaşlar. Biliyorsunuz G4FF'in bizim de var. O yüzden dolaylı yoldan ileride eğer bir scholarship dağıtılacak olursa bundan mutlaka siz de değerleneceksiniz. Bunu unutmayalım. Hatta geçen gün bununla ilgili bir çekiliş yapmışlardı. Bu partnerliklerini açıkladı. Bir çekiliş yapmışlardı. Fakat o çekiliş sonuçlandı. Bir sonraki çekilişte de yine sizlere haber veriyor olacağız. Hatta bununla da ilgili bir çekilişimiz var. Daha NFT'leri basılmadı ama. NFT dağıtılacak ama arkadaşlar sonradan bana gelmeyin. Ben kazandım NFT'nin nerede diye. Evet, bu çekilişi düzenleyeceğiz ve Discord üzerinden paylaşıyor olacağım bunu sizlerle, katılmak isteyenlere. Ama kazanırsanız dediğim gibi NFT'ler daha basılmadığı için bunu ne ben size gönderebilirim ne takım gönderebilir. Takım NFT'leri bastığı zaman sizin cüzdan adresinize gönderilecektir. O yüzden bu çekilişte de katılmak isterseniz arkadaşlar Discord'da bekliyorum. Neyse bakalım, videoyu da kapatırken bir de oyunun boss kesme bölümünü sizlere koyuyor olacağım. Merak ederseniz oradan kapanışı izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.